Cash on the table nakit para, yüklü para demek. Ertuğrul İlgin kumarbazların kralı. Cash on the table'ın isim babası. Basıyor Amerika'ya gidiyor. Birdenbire içeriye Fatma Girik giriyor. Bu işin pirlerinden Öztürkaj, Kelaj. Benim daha büyük para bulmam lazım. Ne varsa? Geyşalar, meyşalar falanlar filanlar. Bir tavuk gibi yolduruyor. Hemen kumardan uzak durun ya. Aleyküm selam. Ben kendi ellerime koyuyorum. Dokunma bana. Saygı gösterin mahkemeye biraz. 992'ye 60 dava açın nebahat işin. Namusumuz, vicdanımız, insanlığımız ben Osman. Ben değilim. Başka ne olacağını sanıyordun? İmkansızı yakalamak istiyorsan elini kirletmekten kaçınmayacaksın. Efendim biliyorsunuz oyunculuk hayatım boyunca iki tane kitap yazdım ben. Bir tanesi Haşır The Blackboard, ikincisi de Cash on the Table. Birinci kitabın isim babası rahmetli Öztürk Serengil, ikinci kitabın isim babası da rahmetli Ertuğrul İlgin'di. Cash on the Table kitabının. Cash on the Table Ertuğrul abiden ben ilk defa duydum. Yani nakit para, yüklü para demek yani, cash para. Ertuğrul abi önce size anlatmadan önce kumarbazlık felsefesi üzerine bu işin pirlerinden rahmetli Öztürk Serengil'den duyduğum bir iki anekdotu anlatayım. 1986 senesinde biz Çeşme Altı Yunus Oteli'nde su sporları, eğlence, animasyon, müşteri karşılama departmanı falan filan tüm bunları yapan 8-10 kişilik büyük bir ekiptik. 2500-3000 kişilik bir oteldi orası. Öztürk Serengil de onun dışına bir bar açmıştı. Öztürkaj Kelaj adıyla. O vesileyle biz de Öztürk abiyle tanışmış olduk ve birbirimizi çok sevdik. 2-3 ay boyunca bütün o yaz dönemince ya bize gelirdi akşamüstü böyle bir kokteyl bir şey içmek için, hem de bir ortama bakmak için, ya da biz onun mekanına giderdik. Bir şekilde büyük hayat tecrübesi olan bir adam olduğu için ve inanılmaz komik de bir adam olduğu için hep böyle ağzının içine bakardık ya, anlatsın da gülelim diye. Bir gün dedi ki, evladım dedi, eğer bir insana beddua edeceksen inşallah çoluğun çocuğun kumarbaz olur dersin. Çünkü kumarbaz sadece kendini bitirmez, sülaleyi bitirir, asit döker, kurutur. İş o hallere gelir, babaannen uykudayken gider altın dişini sökersin karının ağzından kumar oynamak için. Büyük rezillik, aman kumardan uzak durun yavrum derdi. Kumar öyle bir duygu ki, mesela rulet oyununu rahipler icat etmiş abi. Yani şu anda mesela bütün dünyanın bildiği ve en basit kumar, rulet ne 36 tane numara var. İşte her numaraya istediğin kadar koyuyorsun, istersen köşelerine koyuyorsun, istersen çiçekler yapıyorsun, karanfiller döşüyorsun. Ama tam göbeğe oturduğu zaman ne koymuşsan onun 36 katını sana veriyor. Bazen de yeşil geliyor, sıfır. Amerika'da mesela çift sıfır varmış aynı zamanda. Şimdi bazı insan öyle kısmetli olur ki hakikaten orada kazanabilir. Fakat kazanma anında, yani o bilyayı yuvarlayıp da çarkın içine düştüğü zaman pırrınk diye bir yerde duruyor. Hemen ne yapıyor krupiye? Hangi numaraysa onun üstüne böyle tık diye bir tane sabitleştirici koyuyor. Geri kalanı kürekle böyle kazıyıp ne varsa içeri alıyor. Bu ne demek? Kumarda daima kasa kazanır. Onun için kumar illeti diyoruz. Niye illet diyoruz? Bu yüzden diyoruz, garip bir tutku. Bir de kumarın enteresan bir şey var. Kazanacağım diye inat edip gidip oynayan kimse kazanamaz. Ya bir şansımı deneyeyim dersin. O gün şansın varsa bir şeyler kazanırsın. Zaten önemli olan kazandığında bir noktada ya da kaybettiğinde, abi tamam benim artık buradan sonra devam etmeme gerek yok dersin. Ama işin bir gerçeği de var ki kumar zengin sporu arkadaşlar. Yani maaşla, bordroyla çalışan annemin babamın üç aylığıyla bir de gideyim orada kumar oynayayım. İşte mesela iddia middia falan da öyle bir şey. Herkes zaten altılı oynayanların çoğu biliyorsunuz beşinci ayakta yatar hep. Ondan sonra iddiada oynayanlar son maçta nedense işte kaybederler falan. Hep kendimizi böyle avuturuz. Öztürk abi anlatmıştı rahmetli. Yıllar önce Beyoğlu'nda bir film şirketinde katında ofisinde 3-4 kişi barbut oynuyorlar. Kumar oynuyorlar bayağı sağlam. Zarlar atılıyor, paralar alınıyor, veriliyor falan. Birdenbire içeriye Fatma Girik giriyor. Yapımcıyla görüşmeye gelmiş. Bunların ellerinde zar, masa, çuha,
paralar da duruyor. Kalmışlar böyle. Fatma abla demiş ki ne yapıyorsunuz lan burada demiş. Öztürk abi demiş ki üniversiteye hazırlanıyoruz FETÖ. Görmüyormuşum kumar oynuyoruz. Ne oynuyorsunuz lan demiş kumar. Barbut oynuyoruz. Barbut ne? Hadi iyi baştan diyor anlattık FETÖ'ye. Barbut böyle bir oyun. Çift zarla oynanır. İşte onun alan zarları var, veren zarları var. Ben de tam bilmiyorum. Mesela 1-1 alır, 2-1 verir, 3-5 alır falan diye. Fatma abla diyor ki ben diyor 1-1, 2-1, 3-1'den anlamam kardeşim diyor. Paramı koyarım, zarları atarım diyor. Kazanırsam kazandın deyin, kaybettiysen kaybettin deyin. Ben de diyor ona göre oynarım. Bak diyorlar FETÖ'ye süreden kalkıp 4 herif beni araya alıp tavuk gibi yoldular diye şehirde solda laf etme diyor. Fatma abla da diyor ki Öztürk'cüğüm zaten siz diyor 4 erkek beni araya alıp yolacak kadar şerefsizseniz Allah sizi kahretsin diyor. E tamam diyorlar 500 falan. Fatma abla zarları eline alıyor. Başlıyor atmaya. Öztürk abi dedi ki ben hayatımda hiç böyle bir şey görmedim dedi. Hani zarda barbut oyununda el vermemek, el bırakmamak diye bir deyim varmış. Ne attıysa kazandı diyor. Ne attıysa. 30 dakika içinde bizi tavuk gibi yoldu diyor Fatu. Çantada yer kalmamış. Paraları basıyor ya. En son böyle bir naylon torbanın içine de kalanlarını paketlemiş. Şöyle fiyonk yapmış. Hadi demiş çocuklar alasmadık. Bunlarda para kalmadı için nakit. Fatma abla gitmiş. Biz de böyle kaldık. Orada adamlardan biri diyor ki ben diyor yandım abi öldüm. Niye? Yapımcı ertesi gün film başlayacak diye. Yapım koordinatörü olan adama bir belli bir miktar nakit para vermiş. Hani ilk günden harcama yaparsın diye. Ben demiş abi şeytana uydum. Bütün parayı Fatma abla aldı ben ne yapacağım? Öztürk abi demiş bana ağlama FETÖ'ye ağla. Ben ömde. Adam peşine fırlıyor Fatma ablanın. Sonra ben bunu Fatma ablaya da sormuştum. Evet doğru dedi. Adam Fatma ablayı Beyoğlu'nda yakalıyor. Abla diyor çoluğumu çocuğumun rızkı diyor. Bak bir şeytana uydum. Kumar oynadım. Bütün parayı burada kaybettim. Kurban olayım benim kaybettiğim parayı ver. Fatma abla diyor ki bak bu parayı sana veririm ama bir şartla. Eğer diyor bir daha kumar oynarsan çoluğunun çocuğunun bak mürüvvetini göremeyesin inşallah ona göre. Sana diyor çok büyük beddua ederim. Söz mü lan? Söz. Namus sözü, şeref sözü, yemin et falan. Kur'an üstüne yemin et, Allah üstüne yemin et. Adamı perişan ediyor ve onun kaybettiği parayı adama veriyor. Ama geri kalanının parasını alıyor gidiyor. Niye kazanıyor? Çünkü hayatını oraya kumar oynamak için gelmemiş. Ulan bunlar bir şey yapıyorlar. Ben de şu eğlenceye bir gireyim diyor. Alayını tokatlıyor ve gidiyor. Ertuğrul İlgin'in hikayesi çok daha enteresan. 1936 senesinde Mustafa Kemal Paşa, Allah rahmet eylesin, İsmet Paşa ile beraber diyorlar ki yeni Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk. Fakat Türkiye Cumhuriyeti'nin batıya da entegre olabilmesi için batı standartlarında bir konservatuvar, batı standartlarında tiyatro, opera, bale, çok sesli korolar, çok sesli orkestralar bunların hepsinin de devreye gireceği bir yapı oluşturmamız lazım diyor. O dönemde Profesör Karl Ebert 2. Dünya Savaşı zamanında artık Yahudilere karşı da böyle bir soykırım öncesi şiddet başlayınca hemen Türkiye Cumhuriyeti Karl Ebert'le beraber bütün ekibini olduğu gibi Türkiye'ye davet ediyor. Diyor ki gelin buraya bize burada tiyatromuzu, operamızı, balemizi kurun diyorlar. Profesör Karl Ebert de geldikten sonra önce devlet konservatuarı açılıyor. Oraya öğrenciler geliyor. Bir taraftan işte keman solistleri, flüt çalanlar, kontrbas çalanlar, tiyatrocular, operacılar. Böylece yavaş yavaş şimdiki Türkiye'deki devlet tiyatrosunun, operasının, balesinin, çok sesli müzik korolarının, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın falan hepsini oluşturup bu muhteşem yapıyı bir araya getiriyorlar. Karl Ebert de diyor ki ya diyor bana rehberlik yapacak iki tane dil bilen, üç tane dil bilen genç bulun diyorlar. Bir tanesi kıymetli oyuncu arkadaşım Civan Canova'nın rahmetli babası Mahir Canova. Bir tanesi de Ertuğrul İlgin, kumarbazların kralı. Cash on the Table'ın isim babası. Mahir Hoca İngilizce biliyor. Az çapta da Almanca biliyor. İngilizceyi çok iyi biliyordu rahmetli. Ertuğrul abi İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca biliyor. Dört dil biliyor. Diyor ki Ertuğrul sen benim opera bölümünde asistanım ol. Mahir sen de benim tiyatro bölümünde asistanım ol diyor. Bunların ikisini yetiştiriyor. Sonradan da Mahir Hoca zaten Türk tiyatrosunda çok kıymetli sanatçıların yetişmesine vesile oldu. Yani bizim hocalarımızı yetiştiren adamdır artık. Biz son dönemlerine denk geldik. Allah rahmet eylesin Mahir Canova'nın. İşte Cüneyt Gökçer'lerin, Bozkurt Kuruşlar'ın, Müşfik Kenter'lerin, rahmetli Yıldız Kenter'lerin bile hocasıydı bunlar. Ertuğrul abi de müthiş bir kumar manyaklığı var. Hayatını rulette kırmızı siyahı çözmek üzerine kurmuş.
Diyor ki rulette 1 ile 36 arasında şansın çok az. Ama kırmızı siyahta %50. Ben diyor kırmızı siyahta ruletin sırrını bulacağım. Ama rahat koparabilmem için büyük bir nakintoşa ihtiyaç var. Yani cash on the table olacak ki evladım sağlam oynayayım. Böyle diyor gıdım gıdım üçlük beşlikle falan böyle kumar olmaz diyor Ertuğrul abi. O devirde bile o kıt imkanlarda bile fırsat buldukça Avrupa'ya gidiyor. Kumar oynuyor. Kah kazanıyor. Kah kaybediyor. Tekrar Ankara'ya dönüyor. Hatta bir defasında Ankara'da Fransız bir rejisörle çalışırken oyunun genel provaları başladığında adamla gidiyor. Rejisörle birebir konuşuyor. Dili de bildiği için adam birdenbire ağlamaya başlıyor rejisör. falan diye. Ertuğrul abi Allah'a ısmarladık diyor. Gidiyor. Ne oldu falan diyorlar rejisöre. Diyor ki Ertuğrul'un diyor çok önemli bir mazereti var. 4-5 gün onu siz okuyarak teksten diyor idare edin. Sonra gelip provamıza katılacak diyor. İş sonradan ortaya çıkıyor ki Ertuğrul abi o dönemde Fransa'da 12. gece oynanıyor Shakespeare'in. Aynı oyun Ankara Devlet Tiyatrosu'nda da oynuyor tesadüfen. Buna haber geliyor. Fransa'da oynayacak olan oyuncu premiere 1-2 gün kala beyin kanaması geçirmiş. Oynayacak adam arıyorlar. Bu da diyor ki ben gelirim Fransızca oynarım. Temsil başına da şu kadar para alırım. Tamam diyorlar. Yönetmeni de gelip diyor ki annem komada. Paris'te. Acilen gitmem lazım Monsieur diyor. O da diyor ki tabii diyor haklısın diyor. Gidiyor 4 gün 5 gün orada oyunu oynuyor. Oyundan parayı tokatlıyor güzel alıyor. Sonra kumarhaneye. Kumarhanede de onu bir güzel katlıyor. Çantaya koyuyor parayı. Zınk 5-6 gün sonra Ankara'da provaya geliyor. Raik Anlı Açık da hocam. Allah uzun ömür versin. Ona da selam olsun buradan. O da asistanı Fransız yönetmenin. Provaya geliyor bu pardüsüsüyle falan. Raik Hoca'ya çantayı veriyor. Diyor ki evladım bu sana emanet. Sakın diyor kaybetme diyor. Çantayı kucağında tutuyor. Gidiyor yönetmenle bir şey konuşuyor. Adam beni ağlıyorlar. Ne oldu diyor annen? Öldü diyor. Senaryo gayet basit. Vefat etti maalesef diyor. Ama diyor teşekkür ederim hocam diyor. İşte annemi gördüm sayenizde falan. Ertuğrul abi bakıyor ki ulan bu memur maaşıyla gidip Fransa'da, Avrupa'da oyun kovalayarak falan bu işler olmaz. Benim daha büyük para bulmam lazım. O devirde çok önemli, dünya yıldızı olabilecek bir opera sanatçısı hanımefendiyle bir gönül ilişkisi kuruyor. Kadını bir güzel ayarlıyor. Diyor ki bak sen dünya çapında bir yıldızsın. Burada Ankara'da devletin kadrolu opera sanatçısı olarak kalırsan tavşan boku gibi ne kokarsın ne bulaşırsın. Emekli olduktan sonra gidersin küçük hesapta torun sallarsın ayağında diyor. Gel diyor ben seni Avrupa'ya götüreyim. Menajerliğini yapayım. Seni dünya yıldızı yapayım diyor. Kadını kandırıyor beraber bunlar vın kaçıyorlar Avrupa'ya. Ertuğrul abi dört dil bilmenin özelliği bir de salon adamı. Hani papyon, kravat bilmem ne her şeyi çok iyi bildiği için bir biçimde kadının menajerliğini üstleniyor. Çok güzel yerlerde temsiller bağlıyor. Rigoletto oynuyorlar. Ayda operası bilmem ne falan. Kadını prensesler gibi yaşatıyor. Yani otelde şahane odalarda kalınıyor. Şampanyalar bilmem neler. İşte takılar, tukılar, küpeler, kostümler, aşkım, prensesim, güller, müller. Ama bir taraftan da kadından gelen parayı hep kazinoda, kumarhanede eziyor. Sonunda kadın diyor ki baba kusura bakma her şey buraya kadar. Ben artık seninle birlikte olmak istiyorum. Defol git diyor. Yollara ayrılıyor. Ertuğrul abi rahmetli bana demişti ki ya tamam hadi beni beğenmedin. Hazır ben seni bak Avrupa'ya getirmişim atmışım büyük kardeşim. Benden sonra git akıllı bir menajer bul. Dünya yıldızı ol. Yok Ankara'ya döneceğim küçük Esat'ta torun sallayacağım. Ne oldu? Vizyon yok evladım. İnsanda vizyon olması lazım demişti. Bu Ankara'da parayı bulabilmek için bir katakulli yapıyor abi. Nereden tanıyorsa o dönemin bir önemli bir bankanın genel müdürüyle güzel bir ilişki kuruyor. Adamı galalara davet ediyor, resepsiyonlara davet ediyor. Kendi de zaten öyle bir adam. Mesela tak İtalya konsolosunda resepsiyonda. Oradan çıkıyor İngiliz konsolosunda çayda. Oradan çıkıyor bilmem ne. Her yerde tanınıyor. Biliniyor. Bir saygınlığı da var. Rejisör bir de adam, oyuncu. Yanına böyle 2-3 tane kravatlı adamla geliyor. Operanın kulisindeki sanatçılara bir prova arasında bir briefing veriyorlar. Diyorlar ki İsviçre'de Lugano Gölü kenarında bungalov evler yaptırıyoruz. Bungalov olduğu için hesaplı. Bütün sanatçı arkadaşlarımın burada ev sahibi olmasını istiyorum. Planlar, projeler çizilmiş falan filan.
Bankalardan krediler, her türlü şey sağlanmış imkanlar. Kimi diyor ki benim diyor birikmiş altınım var, benim birazcık param var. İşte 30 bin peşin verene ayda 500-500, 20 bin verene falan. Önemli olan para gelsin. Herkesten bir güzel parayı topluyorlar. Ertuğrul abi paranın hepsini dövize çeviriyor. Diyor ki İsviçre'ye gidiyorum. Gittikten sonra adamları nakit parayla diyor, nakintoşla diyor. Ne kadar ciddi olduğumuzu söyleyeceğim. Projeyi onaylatıp geliyorum. Sonra burada herkesi tapusunu dağıtacağız diyor. Uçak atlıyor abi. Viyana havaalanına böyle tekeri bir koyuyor. 36 sene kayboluyor. Yok ortada. Çünkü parayı orada eziyor. Ezince Türkiye'ye geri gelemiyor. Gelse dolandırıcı durumuna düşecek çünkü. Milleti tokatladın, parasını aldın. Lugano Gölü kenarında bungalov eviniz oluyordu. Nerede diyecekler. 36 sene kayboluyor. Bu arada Avrupa'nın birçok yerinde çalışıyor. Lokantalarda çalışıyor. Bazı yerlerde asilzade ailelerin yanında kahyalık yapıyor, uşaklık yapıyor. Şimdi adamlar da bakıyor. Ulan Türk adam kahya operayı biliyor. Tiyatroyu biliyor. Klasik müziği biliyor. Dört dil konuşuyor. Diyorlar bundan iyisini nereden bulacağız? En son işte böyle çok zengin bir Avusturyalı ailenin yanında bu çalışırken oğlanı da yetiştirsin diye Ertuğrul abi buna diyorlar ki bizim çocukla da ilgiden hani oğlan biraz içine kapanık falan diye. Bu içine kapanık olan çocuğun önce dilini bozuyor. Çocuk başlıyor argo konuşmaya. Oğlanı bir güzel kumarbaz hale de getiriyor. Çocuğu kumarbaz yapınca da Ertuğrul abi diyorlar ki baba tamam kusura bakma. Türkiye'ye döneyim mi dönmeyeyim mi diye karar verirken diyorlar ki Türkiye'ye dönme. Arama var hakkında. Basıyor Amerika'ya gidiyor. Aynı şey gibi Bir Zamanlar Amerika filmi gibi ya da işte Baba filmindeki gibi. Amerika'da Arjantin steak restoranında iş buluyor. Bulaşıkçı olarak giriyor. Çok kısa zamanda en kafadaki şefin yardımcısı oluyor. Çünkü öyle bir şeytan tüyü var ki adamda. Şimdi hem muhabbetçi, dillere hakim, bir de şeyi de biliyor hani adab, usul, karşılama falan filan, sunum, bunun bunları da yapınca restoran sahibi bakıyor ki herif bunun hakkı diyor yani garsonluk değil. Metrodotel yardımcısı oluyor, ikinci adam oluyor. Birinci adam da Yunan asıllı biri olduğu için iki Ege çocuğu çok iyi anlaşıyorlar bunlar. Dükkanda yer yok. Günde 2 ton et satıyorlarmış. Kendi anlatmıştı buna rağmen net. Ve çift rezervasyon alıyorlar. Mesela akşam geldin ya 7'de geldin 9.30'da Gökhan Bey kusura bakmayın çünkü onda başka müşterimiz var değil mi? Seni paketliyorlar öbürleri geliyorlar. Bunlar da patrona diyorlar ki ya çok talep var yani neden? Hayır diyor ki adam biz standartımızı bozamayız. Bu dükkana 2 tondan fazla et girmeyecek. Bitti. Gidiyor Yunan şefi kafalıyor. Diyor ki biz dışarıdan eti getirelim. Patronun haberi olmasın. Dükkan içinde ikinci bir dükkan açalım. Bütün suça herkesi ortak ediyor. Adamın haberi yok. Arka kapıdan 500 kilo et giriyor, 750 kilo et giriyor. Adam her gün bakıyor ki kasayı soruyor. Nedir yavrum? Efendim 2 ton et satıldı. Buyurun para. Her şey tamam. Fakat içeride ikinci bir dükkanın döndüğünden haberi yok adamın. Tabii o parayı piramit gibi paylaşıyorlar. Hani en baba parayı Yunan şef garsonla Ertuğrul abi aldıysa aşağıya doğru komilere kadar, bulaşıkçılara kadar dağılıyor. Herkes suçu ortak. Sonunda Filipinli bulaşıkçılar dükkan içinde üçüncü dükkan açmaya çalışıyorlar. Onlar yakalanınca patrona ötüyorlar. Patron da durumdan haberdar oluyor. Yine demişti ki rahmetli adam insaflı adammış. Hiç olmazsa bir çıkış tazminatı gibi bir para verip defolun bir daha sizi gözüm görmesin demiş. Ertuğrul abi ondan sonra Amerika macerasını tamamlayıp tekrar bir Avusturya'ya geldi. Avusturya'dan sonra da İstanbul'a geldi. Biz de o 80'li yıllarda falan tanıdık onu. Yani 86-87 yıllarında falan. Bak yani yaşlı başında bir amca bizim oyunlarda geliyor. Ufak tefek rollerde de oynuyor. Dediler ki bu işte meşhur Ertuğrul İlgin. Ben baktım ki tam karşımda film malzemesi olacak bir adam Ertuğrul abi var. Hemen Ertuğrul abiye yanaştım ben. Hep yanındayım onun falan. Şimdi o devirde Türkiye'de gazinolar da çıktı biliyorsun. Bütün otellerin kumarhanesi vardı. Ertuğrul abi bütün kumarhaneleri geziyordu hep. Bir taraftan da diyor ki evladım bana oyunlarda şöyle yem yedi roller verin. 2 repliğim olsun, 3 repliğim olsun. Ben de hayatta artık bir yani varlığımı göstereyim yavrum falan diyordu. Ve çoluk çocuk kimse olmadığı için de ablasıyla beraber kalıyordu İstanbul'da aynı evde. Bir gün
Marmara Oteli'nin çıkışında bir kalabalık görüyor. Polisler, molisler böyle çekilin çekilin mekilin, ne oluyor evladım? Diyorlar ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk geliyor diyorlar. Aa diyor, Hüsam benim arkadaşım. Ankara'dan tanıyormuş Hüsamettin Bey'i. Hüsamettin Bey geliyor, Hüsam, Hüsam falan. Ya lan, bak ben diyor Ertuğrul diyor. Ya Ertuğrul sen ölmemiş miydin diyor. Çünkü 40 senedir görmemiş adamı. Diyor ki ölmedim ama diyor ölmekten beter durumdayım. Ablamla yaşıyorum hala diyor. Yapma ya falan filan nedir, hemen ayaküstü anlatınca danışmanları var yanında, sekreterleri diyor ki Ertuğrul Bey'in irtibat numaralarını alın. Neyse sorunu çözün diyor. Rahmetli Ertuğrul abi de Korukent taraflarında böyle daha böyle birinci sınıf sayılacak bir bakım evine yerleştirdiler. Orada rahatı yerinde, odası, televizyonu, çamaşırı yıkanıyor, yemeği önüne geliyor. Haftalık bakımı falan filan, sağlık, bağlık, her şeyi gayet güzel gidiyordu Ertuğrul abinin. Fakat hikayesi buradan sonra başlıyor abi. Bu o saate kadar hiç evlenmemiş mesela. Ve hayatını hep kumara şey etmiş bir adam, vakfetmiş bir adam. Mesela şöyle küçük oyunlar oluyordu. Bana diyordu ki evladım bizim Kıbrıs turnemiz ne zaman? Ertuğrul abi işte 12 Haziran, 12 Haziran sabah mı gidiyoruz? Evet abi. Kaçta gideriz? Sabah 5.30'da yazıyordu kağıda, 12 Haziran sabah 5.30'da. Evet. Peki dönüş? Abi dönüşte şu bu falan filan. Tamam. Şimdi yavrum senden bir şey rica edeceğim ben. Evet. Akşam bizim evi arayacaksın. Ablam çıkacak. Ablama diyeceksin ki Ertuğrul Bey'in Çorum'da çekimi var. TRT'den arıyorum. 15 günlük işi var diyeceksin. O da seni beni çağıracak telefona, Ertuğrul gel diye. Diyor Ertuğrul abi niye bu yalana ihtiyaç yani? Yavrum ben Kıbrıs turnesinden önce Avusturya'ya kumara gideceğim. Kumara oynayacağım. Uçağı öyle bir ayarlayacağım ki Atatürk Havaalanı'na ben sabaha karşı geleceğim. Oradan sizin Kıbrıs uçağıyla birleşeceğim. Siz de turneye gideceğiz. Şimdi bunlara kalkıp ben Avrupa'ya gidiyorum desem, ablamın çocukları bize parfüm al, bize ayakkabı al, bize oradan çikolata getir. Ben bu dangalaklıklarla uğraşamam. Ben kumara gidiyorum. Benim konsantrasyonum orası yavrum. Cash on the table'ı çakıp almam lazım benim. Çorum'dan geliyorum. Ne getirirsin Çorum'dan? Leblebi al bakkaldan buyurun. Onun için lütfen bana bu kıyağı yap falan. Ben de yapıyordum. Söylüyordum bayağı söylediği yalanları. Kadıncağız da aa öyle mi falan filan diye. Hakikaten abi Kıbrıs turnesine gideceğiz. Sabah 5 gibi geldim. Bir baktım Ertuğrul abi gelmiş. Dış hatlarda dolanıyor orada. Babacım ne haber? Vay evlat evlat. Bana bu senin dedi. Bir torba verdi. İçinde bir tane çikolata kutu. Bir şişe de viski. Baba dedi niye zahmet ettin ya? Neden? Kazandım evlat dedi kumarda. Bu sefer dedi iyi vurdum. Kaç para? İşte o zaman mark şilin falan vardı ya, onu dolara çevirmiş. 4000 dolardan fazla para vardı. Onlar da böyle kedi kafası gibi lastiklemiş böyle balya halinde partisinin ceplerinde duruyor. Bana dedi ki bunu dedi sana emanet ediyorum. Kıbrıs'a otele indiğimizde bana ver, ben onu kasaya koyarım. Ben oğlum yaşlı başlı adamım. Cebimden düşer bir yerde uyuyakalırım, biri gelir tırnaklar. Sen de kalsın Kıbrıs'ta bana verirsin falan, tamam mı? Kıbrıs'a indik. Salamis Otel'de hiç unutmuyorum. Verdim bunun paraları falan. Aynı Raik Hoca'ya söylediği lafı bana dedi. Ulan dedi ben yıllar önce Raik'e dedi koskoca çanta vermiştim. İçini açıp baktım mı lan dedim. Yok hocam niye bakayım dedi. Salak seni çeşmenin başına oturttuk. İnsan bir tas doldurur be. Sen de şunun içinden iki tane çekseydin dedi. Baba olur mu ya falan dedi. Akşam Girne'de bir yere restorana gittik. 40-45 kişiydi tiyatrocular. Yedik içtik falan. Ertuğrul abi de baş köşede. Canım hesap falan. Hesap ödendi dedi. Nasıl ya? Ertuğrul Bey ödedi dediler hesabı. Bak oyunda yeğmiyeli çalışıyor. 45 kişinin hesabını ödüyor. Öyle büyük hovardaydı. Ama mesela dönüyorsun İstanbul'a 3 gün sonra evladım 20 lira var mı diyor. Çok enteresan bir adamdı. Şimdi bu Korukent'teki şeye yerleşti ya oraya. Bir turneye gideceğiz arkadaşlar. Turneye giderken yanında bir kadın da geldi bu şeyden kaldığı yerden. Ama kadıncağıza bakıyorsun böyle bir asaleti, zerafeti var. Belli ki gençliğinde de çok güzelmiş yani. Böyle menekşe gibi gözler, saçı maçı falan her şeyi bakımlı, tırnağı. Dedi ki aradığım aşkı buldum dedi. 75 yaşından sonra nihayet biriyle evlenmeyi düşünüyorum dedi. Hanımefendiyle de bizi tanıştırdı. Biz de efendim sevgiler, saygılar falan. Otobüste ikisi el ele, yanak yana. Nasıl bir balayı yaşadılar Ankara'da? İnanamazsın.
Ya kadına güller gidiyor, şampanyalar gidiyor, yağdırıyor yani. İzzet, ikram, aşkım, hayatım, prensesim falan hep böyle iltifatlar. Sonradan Behbi'nin kerrakesi ortaya çıktı. Hanımefendinin 3 tane evi varmış. Orada bu dertleşirken bakıyor ki tamam, aradım cash on the table fırsatını buldum diyor. Kadına evlenme, işte flört mülörtten sonra evlenme aşamasına geliniyor. Kadın 3 tane evi var. 3 evinde de çocukları kalıyor. İşte 2 kızı bir oğlu falan onlar kalıyorlar. Anneyi de oraya yerleştirmişler. Ertuğrul abi buna diyor ki senin diyor evlatların 5 para etmez. Ya diyor sen diyor bunlara diyor 3 tane ev vermişsin. Ne kira istiyorsun, ne bir bok istiyorsun. Bunlar utanmadan seni getirip buraya atmışlar huzur evine. Sen de bunlara evlat mı diyorsun diyor. Sen diyor yarın öbür gün hastalansan, ölsen inan bunlar senin cenazene bile gelmez diyor. Bak aşkım ne yapalım biliyor musun diyor. Sen diyor bu 3 tane evi sat. Onun parasını bana ver. Ben o parayla Avusturya'ya gideyim. Bana diyor 2 hafta izin ver. Bu sağlam cash on the table'la, bu cash'le kumarhaneye bir çakayım tokadı diyor. Sonra diyor seninle beraber ömrümüzün geri kalan kısmını Japonya'da, Tokyo'da geçirelim. Bize genç yalar hizmet etsin artık diyor. Kadının ağzından gülüyor, burnundan gülüyor. Japonya, genç yalar, kiraz mevsimi bilmem ne. Orası şöyle, burası böyle. Kadın aklını alıyor. Kadın da diyor ki tamam ben evi satıyorum üçünü de. Evlatlar hemen mahkemeye başvuruyorlar. Mahkemeye başvurduklarını biliyorum çünkü karşı tarafın avukatıyla tesadüfen asker arkadaşı çıktık. Anlattığın hepsi birebir doğru dedi kitapta anlattığım. Evlatlar mahkemeye başvuruyorlar. Diyorlar ki annemizin akli dengesi yerinde değil. Zaten yaşı 75-76 olmuş. Yeni evlendiği kocası da kadının aklına giriyor. Evi sattırmak istiyor. Biz işte bu satış işine muhalifiz falan filan diye protesto, mahkemeleşiyorlar. Ertuğrul abi mahkemeye çıkıyor diyor ki ben diyor bu hanımefendiyle diyor 3 ay önce evlendim diyor. 3 ay önce evlendiğimde analarının aklı başındaydı da 3 ay sonra evi satmaya gelince mi kadın bunak muamelesi görüyor diyor. Niye evlenirken kalkıp müdahale etmediniz o zaman diyor. Bizim annemizin akli dengesi yerinde değil. Bu saatten sonra ne evliliği demediniz. Ertuğrul abi kazanıyor mahkemeyi. Evler satılıyor. Nakintoşlar hesaba geçiyor. Aşkım döndükten sonra diyor beraber Tokyo'ya gideceğiz. Geyşalar, meyşalar falanlar filanlar vınlıyor gidiyor. Bunu 2-3 haftada tığ teber Şah-ı Merdan bitiriyorlar. 5 kuruş para kalmıyor cebinde. Ulan Türkiye'ye nasıl döneceğim? Oralarda siftiniyor. Geziyor, tozuyor. Kader, gazeteci Ali Haydar Yurtsever'le karşılaşıyorlar Viyana Havaalanı'nda. Ali Haydar Yurtsever'e gidiyor diyor ki evladım ben Türkiye'de rejissörüm. Metroda diyor beni tokatladılar. Hem paramı aldılar hem pasaportumu çaldılar. 5 kuruş param yok. Türkiye'ye dönemiyorum yavrum diyor. Ali Haydar Yurtsever de cebinde kalan bütün paraları buna veriyor. Nasıl olsa ben Türkiye'ye dönüyorum amcaya baksana diyor. Çünkü şık bir de yani beyaz pardesü, takım elbise, kravat. Ondan sonra diyor ki gidin konsolosluğa başvurun. Yeni pasaport çıkarsın ya da size bir seyahat belgesi düzenlesinler falan diyor. Tamam. Ertuğrul abi sağ ol evladım falan diyor. 15 gün sonra Ali Haydar Yurtsever'le tekrar Viyana Havaalanı'nda karşılaşıyorlar. Fakat Ali Haydar Yurtsever'i tanımıyor bu sefer Ertuğrul abi. Tekrar aynı şekilde evladım beni tokatladı falan deyince bombası patlıyor. Milliyet gazetesinde falan yazılıyor. Sonra Ertuğrul abi geldi. Geldikten sonra da zaten hayatı boyunca mesela hep böyle mücadele etmiş, defalarca kaybetmiş bir adam. Resmen kendini ölüme yatırdı. Yani böyle 15 günlük bir zaman dilimi içerisinde hastalandı, iç organ yetmezliği falan filan derken rahmetli oldu gitti. Ama mesela birlikte çok turne yaptık, çok gezdik, dolaştık kulislerde falan. İnanılmaz renkli bir adamdı, çok komik bir adamdı. Hayatı yaşamış, görmüşler. Bir donu vardı Gökhan, buraya kadar ya. Yani böyle Arap kadri tumanı gibi. Bu kadar bir donu vardı, kocaman. Ondan sonra bir gün böyle konuşurken kuliste falan çocuklar böyle biz daha gençliğin şeyiyle, zevzekliğiyle böyle Ertuğrul abi maşallah sende de don da yani falan. Ha demek ki yani ancak böyle bir donla falan diye Ertuğrul abi hep dolduruyor. Dedi ki evladım yok öyle şeyler ya dedi. Böyle donunu açtı dedi ki ulan benden önce öldün ya Allah senin belanı versin be dedi. Ve bize kuliste şunu söylemişti.
Onu da burada anlatmak isterim. Çok enteresan bir adamdı. Oğlum eğer ben bir gün ölürsem sakın bana tiyatroda, sahnede tören mören yapmayın dedi. Hayatta dedi en sevmediğim şeylerdi. Ben dedi bir güzel gasilhanede yıkamışlar, götüme pabuğu tıkmışlar, kafirunu sürmüşler, kefenlemişler, kundaklamışlar, tabutla herhangi bir kamyonetin arkasına koyun, götürün bir yere gömün, gömdükten sonra gazeteye de şöyle bir ilan verin. Ben Ertuğrul İlgin, geldim gidiyorum, kalanlara selam olsun. Yapma dedik Ertuğrul abi, Allah gecinden versin, hiç öyle şey olur mu falan. Evladım ben biliyorum dedi, şimdi oraya tabutu koyacaklar, salona millet gelecek, beni seven var, sevmeyen var. Bir de hazır orada mikrofon da var. Çıkayım kendimi göstermek isteyeyim diyen dangalaklar çıkacak. Konuş Allah konuş, konuş Allah konuş. Aşağıda birileri saatine bakacak. Ulan Ertuğrul dublaja geç kaldık ya. Bunun yağmuru var, çamuru var. Biri diyecek ki tam ölecek zamanı buldun. Ne gerek var arkamızdan konuşturalım yavrum. Götürün. Mezar taşımız olmasa da yeter. Yeter ki dedi şanımız yürüsün. Allah rahmet eylesin. Ertuğrul abiye de buradan hakikaten rahmet diliyorum çünkü inanılmaz renkli bir adamdı. Yani yaşamış olduğu kuşaktan bizim kuşağa aktarılmış son adamlardan biriydi. İnanılmaz bir adamdı. İşte Cash on the Table kitabının kahramanı Ertuğrul İlgin böyle bir adamdı.